Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir sınıfın başarı durumunu bağ not ortalaması üzerinden hesaplayacağız. Burada 20 kişilik bir öğrenci grubumuz var. Bu grubun aldığı vize notu, ödev notu ve final notları kolonlarda belirtilmiş. Biz şimdi ham başarı notunu hesaplayacağız. Öncelikle ham başarı notu vize notunun %40'ı, ödev notunun %10'u, final notunun da %50'si şeklinde olacak. Ham başarı notunu hesaplayacağımız hücreyi aktif hale getiriyoruz. Eşittir'e basarak ilk formülümüzü yazmaya başlıyoruz. Öncelikle vize notu P2'de, V2'nin ne yapıyorduk? Bunun %40'ını alacağız. Bunun için ya 40 ile çarpıp 100'e böleriz ya da direkt 0,4 ile çarparız. Aynı şey. Çarpı diyoruz. 0,4 artı ödev notunun %10'u, buna da çarpı 0,1 diyoruz. Artı final notunun %50'si 0,5. Enter'a bastığımız zaman ham başarı notu ilk öğrenci için tespit edildi. Diğerleri için aynı işlemi tek tek yapmıyoruz. Aktif hücrenin sağ alt köşesindeki kutudan tutarak aşağı doğru çekiyoruz. Bu şekilde öğrencilerin ham başarı notları otomatik olarak hesaplandı. Baktığımız zaman aşağı doğru çektiğimizden dolayı kolon bilgileri değişmemekle birlikte satır numaraları değişmekte. Sonraki işlemimiz Z-skorun hesaplanması. Z-skoru bağlı sistemde hesaplanması gereken bir fonksiyon. Ama bunun için öncelikle sınıf ortalaması ve sınıfın standart sapması gerekiyor. Sınıf ortalaması için sınıf ortalaması hücresi belirttiğimiz burada dışarıda. Bunu seçiyoruz. Sonra fx fonksiyonuna basıyoruz. Fx fonksiyonunda tabi istatistiğin bir fonksiyon olduğunu biliyoruz ortalamanın. Buradan ortalamayı buluyoruz. Sonra ileri diyoruz. Burada sayı 1'in karşısında kursörümüz belirmişken sağdaki küçült butonuna basıyoruz. Bu noktadayken E kolonundaki ham başarı notlarını bir aralık olarak buraya giriyoruz. E2'den E21'e. Tekrar aynı butona basıyoruz. Tamam'a bastığımız zaman sınıf ortalamasının 56,23 olduğunu görüyoruz. Z-skorunda standart sapma da kullanacağımız için standart sapma hücresinde hesaplamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde fx fonksiyonuna basıyoruz. Yine istatistik fonksiyonudur. Burada standart sapmayı bulacağız. Evet, standart sapmayı bulduktan sonra ileri diyoruz. Tekrar sayı bilgisinin olduğu yerde kursörümüz varken küçült butonuna basıyoruz. Tekrar ham başarı notlarının standart sapması için ham başarı notlarının bulunduğu aralığı giriyoruz. Ve tekrar tamama bastığımızda sonuçta burada bakın 13,8 yazan şey sayı standart sapma hücresine kaydı olmuş olacak. Şimdi artık Z skorunu hesaplayabiliriz. Z skoru için Z skorunun ilk öğrencinin Z skoru için F2'ye tıklıyoruz. F2 hücresi aktifken Z skorunun hesabı için ne diyor? Öğrencinin ham başarı notundan sınıfın ham başarı ortalamasını ve sınıfın ham başarı standart sapmasını onu da sınıfın ham başarı standart sapmasına böleceğiz. Formülümüz bu şekilde. Tekrar eşittir'e basıyoruz.
sefer burada bir bölme işlemi olduğu için, bölmenin üstünlüğü olduğundan dolayı bu işlemi öncelikle parantez içinde halletmemiz gerekiyor. Yani ham başarı notundan sınıfın ham başarı ortalamasının çıkartılması konusu. Evet. Eşitliğimize yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Öğrencinin ham başarı notu E2'de. Bundan neyi çıkartıyoruz? Sınıfın ham başarı notunun ortalamasını çıkartıyoruz. Ve bunu da parantezimizi kapatıyoruz. Bunu da neye böleceğiz? Sınıfın ham başarı notunun standart sapmasına böleceğiz. Yani F23'teki değeri böleceğiz. Evet. Enter'a bastığımız zaman Z-score için eksi 0,96 çekiyor. Bunu da aşağı doğru çektiğimizde burada gördüğünüz gibi bir hata oluştu. Bütün burçlar için hata oluştu. Neden? Çünkü burada bakın ortalama için F23'ü aldı. Sonra da standart sapma için F24'ü aldı. Yani aşağı doğru formülü kopyalarken bir önceki işlemde yaptığı gibi kolon isimlerini sabit tutuyor fakat satır numaralarını büyütüyor. Ama bizim için bu böyle olmamalı. Yani bizim için buradaki F22 sabit kalmalı. Yani sınıfın ortalaması her zaman F22 olarak sabit kalmalı formülde. Ve sınıfın standart sapması da yani F23'te sabit kalmalı. Evet, hesap tablosunda formülasyon içinde bir değeri sabitlemek için hem satırsal hem de kolon bazında sabitlemek istediğimiz zaman o hücrelerin kolon adlarının önüne ya da ve satır numaralarının önüne dolar işareti koyuyoruz. Formülümüzü işaretliyoruz burada. Kursörümüz F22'nin önünde yanıp sönerken buraya dolar işareti giriyoruz. Bu kolonun değişmemesini sağlıyor. Satırın değişmemesini de sağlamak için bu sefer satır numarasının önüne de yine dolar işareti koyuyoruz. Aynı şekilde standart sapmanın da değişmemesini, yani hep F23'e bölünmesini istiyoruz. Yine kolon harfinin önüne dolar işareti koyuyoruz ve satır numarasının önüne de dolar işareti koyuyoruz. Doları hangi şeyin önüne koyarsanız koyun, o sabitlenir. Yani satır numarasının önüne koyarsanız satır sabitlenir. Kolon numarasının önüne, kolon harfinin önüne koyarsanız kolon sabitlenir. Bu şekilde yaptığımız zaman hem satır boyunca hem sütun boyunca biz formüllerimizi hareket de ettirsek bu değerler değişmeyecek anlamına geliyor. Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi zaten ilk hesapladığımız gibi çıktı. Şimdi bunu aşağı doğru çekelim tekrar. Evet. Aşağı doğru çektiğimizde bakın ben tek tek gezeyim üzerlerinde hücrelerin. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde F22 ve F23 değişmiyor. Çünkü önünde dolar işaretini gördüğünde hesap tablosu bu değerlerin değişmeyeceği anlamına geliyor. Bu şekilde biz hücre sabitlemesini yapıyoruz. Sonra da başarı notunu hesaplayalım. Başarı notu da Z skoruna 10 ile çarpıp ona 50 eklediğimiz zaman bu sınıf için bütün öğrencilerin normal başarı notunu, ham başarı notunun yanında normal başarı notlarını da hesaplamış olacağız. Bu durumda başarı notu hücresini işaretliyoruz ilk öğrenci için.
Sonra tekrar formülümüzü yazacağız. Eşittir'e basıyoruz. Formülümüz neydi? Z skoruyla onu çarpıp 50'yi de toplayacağız. O zaman ilk öğrencimiz Z skoru F2'de. Bu çarpı diyoruz. 10 artı 50. Bu daha önceden belirlenmiş bir fonksiyon. Enter'a basıyoruz. Bu artık OGR01 öğrencisi için bağıl notu. Bağıl sisteme uyarlanmış yeni başarı notu. Diğerleri için de aynısını oluşturalım. Tekrar burada bakın aktif olan hücrede sağ alt kolondan, pardon sağ alt kareden tutup aşağı doğru çekiyoruz. Bıraktığımız zaman diğer öğrenciler için de o sınıfın bağıl sisteme göre yeniden hesaplanmış notlarını görüyoruz. Bağıl sistemde bazı düşük notlar yükselmekle beraber yüksek notlar da düşebilir. Bu sistemler bu şekilde hesaplanıyor. Evet, şimdi bu noktadan sonra dördüncü maddemiz diyor ki durum 50'nin üstündeyse diyor. Yani öğrencinin notu, yeni notu 50'nin üstündeyse geçti. Değilse kaldı diye durum kolonuna belirtin diyor. Bunun için biz ilk öğrencinin durum hücresini işaretliyoruz. H2'de buna şu anda bir geçti kaldı şeysini, değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bunun için de fonksiyonumuz var. Yani bir koşul kullanmamız gerekiyor. Tekrar fx butonuna tıklıyoruz. Buradan kategoriden baktığımızda mantıksal diye bir kategori var. Mantıksal kategori seçtiğimizde burada mantıksal işlemleri yapabileceğimiz fonksiyonlar gözüküyor. Eğer fonksiyonunu bizim koşulu belirlememiz için kullanacağımız bir fonksiyon. Eğer'e tıklıyoruz, ileri diyoruz. Öncelikle bu noktada testi girmemiz gerekiyor. Testimiz nedir? Testimiz öğrencinin başarı notunun durumunu ölçeceğiz. Öncelikle G2'deki öğrencinin başarı notunu işaretliyoruz. Sonra diyoruz ki buraya koşul yazmamız gerekiyor bu noktadan sonra. Bu not büyük ve eşit midir? 50. Evet, koşulumuzu yazdıktan sonra tekrar küçük butonuna basarak bu diyalog penceresine geri dönüyoruz. Şimdi G2'deki değerimiz 50'den büyük ve eşitse o halde değeri diyor. Buna bir bilgi yazacağız. Bu bilgide herhangi bir şey de yazabiliriz. Ama biz tabii ki de bizden isteneni yapacağız. Yani geçti ya da kaldı demek. 50'den büyükse bunlar tabii çift tırnak içinde yazılmak zorunda. 50'den büyükse geçti. Büyük ve eşitse geçti. Ve değilse geriye kalan seçenek kaldı. Olacak. Evet. Zaten ilk veri için hesapladı. Başarı notu öğrencinin 40,42 olduğundan dolayı kaldı olacak. Tamama bastığımız zaman bu öğrencinin kaldığını belirttik. Tabi aynı formülü diğer öğrenciler için de uygulamamız gerekiyor. Tekrar biz buradaki aktif olan hücremizin sağ alt köşesindeki kutucuğu aşağı doğru çektiğimiz zaman
Diğer öğrenciler için de durum tespitleri gerçekleşmiş oldu. Evet, burada tabii sadece hücre sabitlemesini biz nerede kullandık? Biz sadece Z skorunun hesaplamasında hücre sabitlemesini kullandık. Durum kısmında da eğer fonksiyonunu kullandık. Şimdi bizden son olarak istenen şey, başarı notu ile ham başarı notunun aynı grafikte gösteren çizgi türündeki grafiğin oluşturulması. Bunu da nasıl yapacağız? Öğrencilerimiz ilk 80'inde yer alacak öğrencilerimiz A kolonunda bulunuyor. Öncelikle A kolonunu işaretliyoruz aşağı kadar. Sonra ham başarı notunun bulunduğu E kolonunu kontrol tuşuna basılı tutarak etiketi bilgisinde içine alacak şekilde aşağı doğru işaretliyoruz. Kontrol tuşundan elimizi kaldırmadan öğrencinin başarı notu bilgisinde işaretliyoruz. Böylece 3 tane sütunumuz seçilmiş oldu. İlk sütunumuzun x ekseninde öğrenci bilgisi olarak etiketlenmesini, sonraki ilk serimizin ham başarı notu ve diğer serimizin de başarı notu olacak şekilde çizilmesini sağlayacağız. Burada hızlı çizelge seçeneği var. Çizelge seçeneğine bastığımız zaman zaten hemen seçimlerimize göre burada bir şey oluşturdu, grafik oluşturdu. Fakat biz ne diyorduk? Çizgi türünde grafik istiyorduk. Çizgi türünde, bakın burada çizgi türü var. Bunu işaretlediğimiz zaman ilk adımı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii bunlar birbirine bağlı olarak gösterdiğimizde daha iyi gözleyeceklerini düşünerek bunu da seçiyoruz. İleri dediğimiz zaman veri aralığı geliyor. Veri aralığını zaten seçtiğimiz için, bakın burada da işaretlenmiş durumda tabloda. Sonraki adıma geçebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şey, sütundaki veri serisiyle ilk satır etiket olsun, ilk sütun etiket olsun seçenekleri otomatik olarak geldi. Bunlar ilk satır etiket olsun denince etiketleri buradan alıyor. Yani öğrenci no, ham başarı notu ve başarı notu bilgisini etiket olarak kullanıyor. Sonra ilk sütun etiket olsun. Bu şu anlama geliyor. X ekseninin değerleri işaretlenmiş olan ilk sütun olsun. Bunları biz sonra değiştirebiliyoruz. Bunu da tamam benim işimi görüyor diyerek ileri dedik. Veri serileri, üçüncü adımda veri serileri var. Veri serileri de seçilmiş olarak bizim seçtiğimiz bilgilere göre oluşuyor. Dersek bunları da bunun üzerinde değiştirebiliriz. Tekrar ileri dediğimiz zaman çizelge öğeleri geliyor. Çizelge öğeleri bir başlık yazmamız gerekiyor. Buraya ham başarı notu, ham başarı ve bağı başarı notu diye başlık yazalım. X eksenine öğrenci. Ve Y eksenine de not yazalım. Evet, bitir dediğimiz zaman grafiğimiz de oluşmuş olacak. Biz istediğimiz grafiğimizi istediğimiz alana hareket ettirebiliriz burada. Ya da grafiğimiz içindeki bilgileri istediğimiz yere hareket ettirebiliyoruz. Grafiğimizi de istediğimiz yere çekebiliriz. Evet. İstediğimiz yere grafiğimizi oturtabiliyoruz. Bu noktada
Bizden istenen işlemleri yapmış olduk. Z skorunu hesapladık. Bunun için öncelikle sınıf ortalamasını, sınıfın standart sapmasını bulduk. Sonra Z skorunu hesapladık. Z skorunu hesaplarken hücre sabitlemesi kullandık. Başarı notunu hesapladık. Bu Z skorunu 10 ile çarpıp 50 ekledik üzerine. Sonra eğer fonksiyonunu kullanarak da kaldı geçti bilgisini fonksiyonla oluşturduk. Sonra ham başarı ve bağıl başarı notunu bir grafikte gösteren çizgi grafiğimizi de oluşturduk. Evet. Dersimiz burada sona erdi. Teşekkürler.